Yeni bir Metin2 videosundan merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi 18 yıl okçumla 1. köyde ayıların orada, işte yeri geldiği zaman bu beyaz yeminlerin orada farm yapıyorum. Bunu yaklaşık bir 20 saattir yapıyorum. Hani videoyu alamadım, biraz rahatsızım, zaten bahsetmiştim bir önceki videodan. Çok videoya giremedim. Size şöyle diyebilirim, yaklaşık bir 10 saat ayıların oraya AFK bıraktım. Safra düşen yerler var ya, şuralar mesela. Bir 10 saatte şuraya bıraktım. Elde ettiğim artı basma bu kadar. Açıkçası hani çok getirisi olmadı. Zaten buranın o kadar çok getirisi olmaz. Ha, olur ama diğer yerlere göre o kadar da çok olmaz. Buranın asıl getirisi şu itemlerdir. Yani iç itemler. Böyle düşürebildiğim tahta ayakkabı, altın bezeli ayakkabı. Tahta ve altın bezeli ayakkabıları böyle şimdilik ayırdım. Birkaç tanesi efsunlu düştü. Mesela şu 500 HP'li. Bunda 3 saldırı hızı var. Bir tane HP'li kolyemiz vardı. Şurada ayakkabımız var, 1K HP'li. Şöyle başka neyimiz var? Başka da pek bir şeyimiz yok. Genelde artı basma kastım burada. Kırmızı kurdele çok zor düşüyor. Yani şuraya 10 saat bıraktım. Sadece 14 tane düştü. Tabi bunda eldiven etkisi de var. Eldiven takmadım. Eldivenim yoktu. 3 saatlik eldiven tak diyen çok olmuş. Yani Ninja ile bir metin farmı yapabilirsem eldiven stoklayacağım bir 5-10 tane en az. Bir de eldivenle deneriz. Ah, buzlu düşmüş. Onu niye almamış lan bu hesap? Ben bu hesapta onu seçmiştim derken bir tane de altın bezeli ayakkabı düştü. Bak, ona da bakarız şimdi. Lan alamıyorum. Allah Allah. Ne alaka? Ganimetten ayarlayayım ben bunu hemen. Ganimetten ayarını çektim. Aldım şimdi. Ayakkabımız düzmüş ama olsun. Bunları topluca bir demircide deneriz yine aynı şekilde. Buradan elde ettiğimiz yaklaşık bir 20 saatlik gelir. Şurası diyebilirim. Yani bitkileri görmeyin. Bunlar bende vardı. Ve artı basmalar elde ettik. Tabi bunların piyasası nedir bakmamız lazım. Bu hesap fakat biraz daha burada dursun. Hani şu kırmızı kurdeleden biraz daha kasabilirsem, şöyle 20-25'e tamamlayabilirsem iyi olur. Bilerek hesabı şöyle biraz ortaya çektim. Mavi bayrağın hani şu bölgesi en azından beyaz yeminler. Yani buradan Mijung falan da doğuyor. Belki buradan da kırmızı kurdele kasarken ekstradan da ayı safrası, ayı ayak derisi falan da, kaplan postu falan da kasabiliriz diye düşündüm. Ninjokmuşu değil. Yani bu şekilde kasıyor. Hani şöyle itemlerini göstereyim. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Bir bona bir yaya aldım. Şöyle. 15 level'lık. Artı 9. Kritiği var. 20'de hayvanı var. Bu hayvan 2. köyde falan da işliyor galiba. 1. köyde zaten şu ayılara falan işliyor. Kesin garanti. Ha, şunlara işlemiyor galiba. Çünkü bunlar gördüğünüz gibi 500-600 yerken bunlar 300 diyor. 2. köyde işler mi? Bilmiyorum. Bilgisi olan varsa yazsın. Taşı yoktu. Taşını kendim attım. Tekte de geçti Allah'tan. Zırhım zaten kendim efsunlamıştım. Böyle bir zırhım var. Bunu kendim kullanıyorum böyle düşük level'larda. Bak, Mijung doğdu, öldü mesela. Kalkanım artı 7. Kafalığım yok zaten. Bileziğim de aynı şekilde düşük level'larda kullandığım bir bilezik. Küpem bu şekilde. Kolyem ve ayakkabım benim zihinsele ait. İşte şimşekli içtemler. Başka da bir şeyimiz yok derken bayağı bir şey de olmuş. Ben de diyorum o küpeyi niye almadı? Koş 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 koş. Al. Bakalım belki 20 şeytanlıdır. Maalesef ayakkabı. Ya, bu bizde vardı. Ya, durum vaziyet bundan ibaret. Yumurta eventi de bitti bu arada. Hatta bunları tavşan gitmediyse veririz. Belki oradan da biraz yeşil iksir alırız. Bakalım. Nesne Market'e bakıyordum bu arada. Nesne Market'e de yeni ürünler gelmiş. Yeni kostüm sandığı gelmiş. 25 epe 30 günlük kostüm çıkma şansı var. Neler var içinde mesela? Güzel. Aslında çıkabilir ya. Çok da zor değil, biliyor musun? Epim olsa denerdim. Şu anlık epim olmadığı için deneyemiyorum. Siyah dokkabeyi seti diyor. Bak, set halinde direkt çıkıyormuş. Gayet güzel. Pet yok herhalde. Direkt kafalık mı çıkıyor? Bakalım. Aynen. Set olarak sadece kafalık ve kostümü çıkıyor. Peti yok galiba anladığıma göre. Olsun, sıkıntı yok. Bu neymiş? Huzur bozucu korku kutusu diyor. Bundan da pet çıkıyor galiba ya. Şu petler ya, bunlar pet ve element gücü veriyor. Yani rüzgarın gücü, işte ateşin gücü, buzun gücü gibi düşünebilirsiniz. Ha, tabii bu pet ve bu kostümleri çağırdığınızda set bonus olarak size de şunları veriyor. Göstereyim hemen. Bu üçünü tamamladığınızda exp 150, beceri artı %5, yakın dövüş artı 5. Güzel. Set bonus. Şu kostüm de güzel, değişik bir şey ya. Kılıçlı mılıçlı. Bayağı iyiymiş. Geldik lonca zırhçısına. Bir önceki videoda kasmış olduğum böyle efsunlu zırhları kendime tanesini 5M'den satmıştım. Bunları basabildiğimiz kadar basacağız. Gittiği yere kadar. Şöyle hızlı hızlı basalım hatta. Aha, bir tanesi artı 6 oldu. Bir tanesi patladı. Evet. Patlatmaya devam. Ki şöyle bir tane bir artı 9 denesek keşke ya. Hevesimizi alsak değil mi? Güzel olur. Kardeşim hep yani şöyle her zırhtan bir tane olsa iyi olur dedim ama bak bu önemli. Maalesef gitti. 3 efsunluydu o. Oy, çok kötü. Bu ne lan? Bu çok kötü ya. Ya bu kadar az beklemiyordum. En az şöyle bir 2 tane daha bekliyordum ekstradan. Bir tane artı 7 aldık. Bir tane şaman zırhı, güzelsin. Al sana bir like'ın daha. Al o zaman bir de sura. Ah be. Tüh. Ne yaptık şimdi? O zaman like'ından devam edelim. Al bakalım kardeş. Aha 8. Hop. Aha 8. Hop. Ana. Ulan ben beklemiyordum. 2 tane bu kadar. Bir tane 8 çıkar, onda 9 deneriz dedim. Bir tane 9 çıkarsa var ya. Bunlar herhalde 4-5-10 eder. Ama like'ın zırhı olduğu için çok eder mi bilmiyorum. Şöyle yapalım. Her zamanki taktik. Bir tanesi burada dursun. Bir tanesi de şu birinci envanterde dursun. Bakmayalım. Taktiğimiz bu. İlk önce bunu basıyoruz. Şöyle birinci envantere getiriyorum. İlk siz göreceksiniz. Ben görmeyeceğim. Haydi kardeşim. Bir tane bile alsak güzel para eder. Şöyle. Güzel. Birinci envantere geçiş yapmışım. Buradan da envanteri kapatıyorum. Hadi be kardeşim lütfen be. Tıklıyorum envantere. Aha gitmiş. Tier de kesin patladı değil mi? Aga be tüh. 2 tane 8'ince bir an heveslendim var ya. Bir tane 9 alırız dedim. Alsaydık 3 veya en kötü 4 mana gider diye düşünüyordum. Çünkü 61'lik zırh artı 9 yani sonuçta. Bir de Lycan'dı yani. O savaşçı veya ninja sura falan olsa daha da fena paralar eder. Kuyumcu mu bu? Bu da zırhçı. Var mı kuyumcu? Var. Şu bileziklerimizi de basalım. Bunları da aynı şekilde kasmıştım. Kendime satmıştım tanesini 10M'den. Hemen basalım şöyle hızlı hızlı. Şöyle bir tanesi geçti. İkinciyi vuruyorum. Geçti. Güzel. Bir tane daha vuruyorum. Patladı. Geçti. Aferin. Süpersin. 5 ip absorbeli. Düz bir tane daha vurdum. Güzel. Bir tane firemiz var. Hadi bakalım artı 7'ye kaç tane firemiz olacak? 1'de 1. Evet bir tane patlattık. Güzel. Dur sen değil yanlış oldu. Güzelsin. Aynen böyle devam reis. Adamsın demirci. Hop adamsın lan. Bir tane daha patlattık. Haydi bakalım 8'e gidiyoruz. Hop bir tane patlattık. 8 biraz sıkıntı. Bir tane aldık. Hop bir tane daha patlattık. Bir tane aldık. Bir tane daha alamadık. Seni de alalım okeyim. Okey 3 tane. Şuradan bir tane alsak hiç yoktan iyidir. Bir won eder mi bilmiyorum ama ederse süper olur. Alamayacağız değil mi ya? Abi güzel bir tane aldık. Bunu da ver. Ah be tüh bir tane alabildik. Ne kadar ediyor ki? Buna bir bakmam lazım. Aa bir dakika. Şurada bir zırhım var ya. Bunu da getirmişken basalım. Belki ne bileyim artı 5 falan yaparsak artı 5'leri para ediyor satılıyor. Zor tabi bunların geçmesi basması. Hele artı 5 olması bayağı bir sıkıntılı item bilirsiniz. Parşömenle deneyenler vardır derken artı 4'te patladı. Ben 1 won vardır diyordum. 1 won'dan da fazlaymış. 1.5 won neredeyse. Tamam. Kurarız biz de. Güzel. Ulan demek ki 2 tane geçseymiş bayağı güzel kar edecekmişiz. Yani biz zırhları ve bilezikleri 1 won 30M falan almıştık. Yani ne kar ne zarar diyebilirim. Ufak bir zararımız var ama olsun. Zırhlardan aslında bir tanesi geçse en az 3-4 won karımız olacaktı. Tekrar okçuya girdim. Birinci köyde kastığımız hasılatı depoya aktaracağım. Çünkü birinci köyde çok bir şey kasamıyoruz. Hani gördüğünüz gibi 24 saatte neredeyse yani çok da bir şey alamamışız. Dedim ki ikinci köye geçelim. İkinci köyde de biraz kırık zırh parçası olur, DTP olur. Böyle kasabildiğimiz her şeyi kasalım. Şunları ben depoya bir aktarayım öncelikle. Şimdi hesabı getirdim. Şuraya şöyle bir otomatik hava bırakalım. Sırlar yüzünde çıkarttım. Bu hesap bir 21 olsun ki 21'de kalkanını giyelim. Kafalığını takalım. Birazcık defansımız artsın. Şöyle biraz takılalım. Hem 20 level olduğunda görev silahını da alacağım. Daha fazla vurur diye düşünüyorum. Şu an bu silah yani kritikle birlikte 700 falan vuruyor. Kritiksiz 350 falan vuruyor. Tabii 20 level'lık görev silahı daha fazla vurur. Alınca göreceğiz. Buraya şu anlık böyle bıraktım otoya. Buradan da bol bol kırık zırh parçası, değerli taş parçası düşer diye biliyorum. Evet hesabımız 20 olmuş. Şöyle oyunu bir durduralım. Kaç vuruyor? Ortalama düz 300 vuruyor. Görev silahı haliyle daha fazla vurur diye düşünüyorum. Ejderha nefesi nerede? Heh buradaymış. Tak kardeşim ejderhanın nefesini. Bakalım. Oy 500'e çıktı. 300 vuruyordum. Düz değil mi bu? Oy süper. Mükemmel. Şimdi gidelim. Biraz daha ileriye gidelim. Orada bırakalım. Hesabı 21 level'da bırakacağım. 21 level'da hem 21 level'lık kafalık hem de kalkan takabileceğim için. Birisi burada otava bırakmış. O zaman ne yapalım? CH atalım ya. CH atıp boş bir yer bulalım. Ama bugün de bakım var herhalde. Burası güzel herhalde ya. Burada şöyle bir otoya bırakalım. İnşallah bol bol güzel artı basmalar kasarız. Şöyle Robin'imizi de çağırdık. 20 olana kadar şöyle biraz 3 tane DTP, bir tane de kırık zırh parçası, bir tane de küpe kasmış. Şunlar da dursun. Bu ne? Artılı mı? Dursun hadi biriksin üst üste. Şunu da okuyalım. Bakalım buraya AFK'ya bıraktık. Tekrar videoya girdiğimde kaç tane ne almışız ne kasmışız belli olacak. İnşallah bol bol güzel güzel şeyler kasarız. Yeni bir günden tekrardan merhabalar. Gördüğünüz gibi hesabım 30 level. Ben 18'e bırakacaktım fakat dedim ki 30 level olsun. Kademe kademe gidelim. 30 level'da sabitledim. Yaklaşık sabah saat 6'dan itibaren kasılıyor. Yaklaşık 10 saattir kasılıyor burada böyle. Kasılıyor derken daha doğrusu farm yapıyor. Düşürmüş olduklarını göstereyim size. Şöyle 61 tane DTP düşürmüş. 62 tane kırık zırh parçası. Bunları bu arada satarız bir ara. Şöyle içtemler düşmüş. Sunsi düşmüş. Bunları görmemiştim. Yani sadece şu sırayı biliyordum. Şu diğerlerini hiç bilmiyorum. Hatta görüyorsunuz daha yanıyorlar. Kurnazlık taşı artı 2 düşmüş. Oha hava kılıcı. Ulan çar kendi kendine hava kılıcı kasmış. Çok iyi. Mükemmel. Şunları atıyorum. Başka ne var? Bu da düz. Şu düzdü galiba. Buna bakmıştım. Bu nasıl? Bu da düz maalesef. Böyle bir sürü tonlarca içtem attım. Hiçbirinde efsun yoktu adam akıllı. Yani bayağı bir içtem attım öyle diyeyim size. Bunlar da düz. Ölümsüz 6. Ah be 10 bile olsan satılırdın yani 3-5M'e. Bu arada bunlar da düşmüş. Madencilik güzel para ediyor. 3.5-4M'lere gidiyor. Dönüşümlerde tanesi 500-600K'dan gidiyor. Bunlar güzel para kasmışız. Şimdi buraya son veriyorum. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? 30 level'da çöle gideceğiz. Çölde örümcek ağa düşen mekana bırakmayı düşünüyorum. Çünkü niye derseniz örümcek ağa falan acayip güzel paralar ediyor. Hem de seri düşüyor. Örümcek gözleri de aynı şekilde. Onlu ayırıp satarız. Tabi gitmeden önce siz de bir şöyle bir karakter atalım. Pazarımıza bakalım ne kadar paramız olmuş. Satış olmuş mu? Haydi bakalım birlikte açalım. Hiç açmadım. Direkt gördüğünüz gibi oyuna girdim. Şöyle tıkladım. O değil de buz banlı boynuzlar yine gitmiş. Abi tanesi 2M'den gidiyor çatır çatır. Ben bunlardan bol bol kasarım. Şu an 15 won paramız nakit var. Mamalar falan gitmiş. Daha satılacak bayağı gördüğünüz gibi işte bunlar var. Bunları ben pazara atayım. Hatta Depoya aktarmıştım ben ayı ayakkabılarını, ayı safralarını. Onlara falan da pazara atarız biraz sonra. Bayağı güzel para kasmışız ya. Bir de ben yani para kasmaya da odaklanmadım. Hani hangi haritada daha mantıklı şeyler düşer? Hangi haritada nasıl artı basmalar düşer? Onlara odaklı oynadım genelde. Şimdi bir karakter atalım. Diğer hesabımıza geçiş yapalım. Diğer hesabımızdaki artı basmaları da aktaralım. Topluca tekrar bir pazar kuralım. Evet, şimdi depomu da göstereyim size. Birinci köyde kastım hasılat burada. Bu tahta ayakkabıları falan topluca basacağız. Hatta şu küpeyi de koyalım. Bu potları da satacağız. Bu da birikmiş bayağı bir. Şunları da aktaralım şöyle. Hatta şurada da BK'larım var. Şu BK'ları da buraya koyalım. Bunları da aktarıp bunları da satacağız. Ben bunları bir aktarayım hızlı hızlı. Pazarımı tazeledim. Gördüğünüz gibi bütün artı basmalardan onarlı şekilde şu şekilde kurdum. Siz yavaşlatırsanız ben hızlı hızlı geçtim. Şöyle DTP'leri, kırık zırh parçaları, kırmızı kurdele, tokaları, işte düşürmüş olduğumuz unutkanlıklar, işte BK'lar, Sunzi, Wuzi derken her şeyi attım pazara. Şu an 15 won paramız var. Pazarımızda kurduk, tazeledik, full artı full çaktım pazarı. Yani bayağı daha satılacak eşyalar var. Görüyorsunuz üstüm dolu. İşte burada bayağı yine artı basmalarım falan var. Bunlar yine pazarda eksilmeler oldukça ekleyeceğim. Yine burada gördüğünüz gibi bayağı artı basmalarım var. Şimdi ne yapacağız? Hemen karakter atıyoruz. Kaldığımız yerden diğer hesaba geçip devam ediyoruz. Evet, bir sonraki hedef çöl. Burada biraz örümcek ağı, örümcek yumurtası, artık ne kasabilirsek işte düşen artı basmalar olur. Haricinde silah, içtem olur. Bunların hepsini kasacağız inşallah. Nereye bıraksam acaba ya? Şöyle güzel bir mekan bulayım. Bir de bunlara merak ettiğim bir şey var. Acaba hayvan hepsini bunlara işliyor mu? Mesela elimde 20 hayvanlı artı kafadan da artı 6 hayvan geliyor. 10 hayvanda küpe de var. Başka bir yerden hayvan alıyor muyuz? Almıyoruz değil mi? Yok. Acaba bunlara hayvan efsunu işliyor mu? En az şöyle işlerse 600-700 vurur. Bir dakika. 400. Sanki işliyor gibi. Oyun silahını takalım. 590. İşliyor mu işlemiyor mu tam çözemedim ama onu şöyle anlarız. Takalım mesela bunu. Şuradan 10 hayvan eksiltirsek 400'den... Biraz işliyor sanki. Tam çözemedim ama işliyor mu işlemiyor mu yorumlara yazarsınız. Şöyle tekrar oyun silahını takalım. Şura sanki uygun gibi. Tam karar veremedim ama aha Metin de var. Buraya bırakırsak Metin'e dalar. Bizi mahveder bu Metin. Şöyle daha güzel bir yere bırakayım. Hem sakin, sessiz sakin bir yere bırakayım. Bu reis ne yapmış böyle ya? Bayağı bir şeyler düşürmüş. Gümüş anahtar falan alalım. Bak bunları hepsi toplayalım. Üst üste bir yön sonuçta. Topluca açarız. Aklımda bildiğim bir yer var. Size de ufaktan bahsedeyim o yeri. Şurada bir 3 nokta olacak. Şura mıydı? Sanki şu 1, şu 2, şu 3. Sanırsam orada biraz istediğimiz slotlardan var. Hem örümcek gözü hem örümcek ağı, akrep kuyruğu vesaire bunlardan bol bol kasarız diye düşünüyorum. Buralara bırakırsam burada haydutlar var. Haydutlar biz bu hesabı mahveder, parçalarlar. Bakalım oraya gidelim de bir bakalım. Evet, bahsettiğim yer burası. Şöyle ortaya bir yere bırakırsak şunlardan örümcek ağları alırız. Bunlardan örümcek gözleri alırız. Akrep kuyruğunu da şunlardan alırız. Herhalde içten falan da düşer. O yüzden şuraya bırakayım. Bir CH atayım ya. Sanki bu CH biraz boş gibi. Evet, tekrardan merhabalar. Halimden de gördüğünüz gibi biraz yeni uyandım. Yaklaşık hesap 10 saat, 9 saat, 10 saattir burada otomatik avda. Hiç bakma imkanım olmadı. Örümcek gözleri yere düştüğüne göre galiba 200'lendi. Hop. Evet, örümcek gözümüz 200 olmuş. Örümcek ağımız 52 olmuş. Bu arada bizim sonuçta örümcek ağın tanesi neredeyse 1M'den gidiyor. Güzel bir para bu. Akrep kuyruğu 91 tane olmuş. Şu diğer düşenlerde de birlikte bakalım. Belki güzel bir efsunlu bir şey vardır. Kafalık düz düşmüş maalesef. Ayakkabılarımız düz. Şöyle hepsine bakayım, ben en son atarım. Düz. Düz. Bu dursun. Bunların artı sıfırlar bile 1.5M'den falan gidiyor bizim Ruby'de. Düz. Düz. 500 IP satılır mı? Yani 1-2M belki. Devam ediyoruz. Düz. 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 Bir efsun var ama maalesef hiç yapmaz. Düz. 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 Şu dursun. Düz. Bayağı bir çan çiçeği kazmış bu arada. Gördüğünüz gibi yüzlemiş. Çan çiçeği yani 200'lüsü 11-12M falan da en son. Güzel. Düz. 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 Bilezik. Cennetin gözü bileziğin artı sıfırlar bile 1M'e gidiyor neredeyse. Dursun bu. Düz. Düz. 10 ölümsüz. Güzel. İş yapar. Yani en kötü 5-10M eder. Belki daha fazladır. Devam. Yine bir tane cennetin gözü bilezik. Düz. Düz. Yani iş yapmaz. Düz. 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 Combo. Bu arada sırlar yüzünü bilerek takmadım. Hesap biraz level alsın istedim. Level aldıktan sonra 1 MP 24 saat zaman ayırmaktansa 10 saat, 6 saat, işte 15 saat. Yeri geldiği zaman belki bir gün bile ayırırım. Yani map'in kazandırdığı paraya bağlı. Şimdi tutup da Robin'imiz var diye bir günümüzü, iki günümüzü buraya verirsek boşa gider. Az çok ne düştüğünü görmüş olduk. Bir de şimdi nereye bırakacağım? Tabii ki de hemen şunu bir durduralım. Dur kardeşim. Ben bir mekan var. Oraya doğru bir gideyim. Bu arada ben köye gidiyordum da bir şey göstermeyi unutmuşum size. Şöyle bir tane yavru örümcek dönüşüm küresi varmış. Sanırsam dönüşüm kürelerinde en pahalı küre bu küre olması lazım. Bir bakar suya gidince yavru örümcek ve yabani uşak Hatta yabani uşaktan daha pahalı diye biliyorum. Gidince bakarız. Şundan da bahsedeyim. Sanırsam ben ufak bir hata yaptım. Direkt level atlatarak. O yüzden sırlar yüzünü bir taktım. Aslında ben 35 level'da hatta 30 level'da şeye bırakacaktım. Bu sürgün girişinde bir mekan var ya, KDP düşürdüğümüz. Hatta benim birçok otomatik avda KDP düşürdüğüm mekan var. Sürgün girişinde bir KDP düşürdüğümüz mekan var. Çoğumuz bilir zaten. Oraya bırakacaktım. İnşallah bu level'da da alırız. Bakacağız, deneyeceğiz. Şimdi bizim asıl pazar hesabına giriş yaptık. Şöyle bakalım ne satmışız. Hiç bakmadım. Birlikte bakalım. Birlikte görelim. Belki hiçbir şey satılmadı. Oo, bayağı bir şey satılmış. Hatta oy bomboş olmuş. Pazarı yemişler resmen. Yani 14 won para vardı. Neredeyse 18 won'a kadar çıkmış. Bu parayı alacağım bu arada. Won'a çevireceğim. Hatta bu parayı won'a çevirirken bir sürü para gidecek. Yani 3RM aldığı için her won başı. Şöyle de bir şey yapabiliriz. Yani direkt yang olarak satılan bazı simyalar oluyor. Onları alıp pazara won karşılığında atarsak sanki daha mantıklı olur. Bir bakacağım duruma göre. Mecburen yangı won'a çevireceğim. Bulamadım. Bayağı bir uğraştım. Yaklaşık yarım saattir arıyorum. Hani yang olarak alayım, won olarak satayım diye düşündüğüm itemi ama maalesef öyle bir şey bulamadık. 16 won'u ne kadara çeviriyorsun? Of, 50M boştan yere para gidiyor ama yapacak bir şey yok. Şimdilik 16 won çevirelim biz. Üstümüzde 200M kalsın. Belki piyasa altı bir şey bulabilirsek alıp da satabiliriz. Ekstradan da piyasa altı al sat yapmış da oluruz. Şimdi biz bu işe girdik diye ninjamızı tabii ki de geride bırakmadık. Her gün BK'sını okuyoruz. Şöyle mesela bir Chunja okuyalım. Bir tane Sinsi okuyalım. Bir tane atavcilleştirme. Güzel. Bir tane binicilik geçti. Bu da gayet güzel. O zaman bir dönüşüm okuyalım. Bu da geçti. Hadi bakalım. Kamuflaj başarısız. Bıçak çevirme. Başladık yine başarısızlara. Hızlı saldırı. Ulan geçin artık be. Vay arkadaş, 4'te 0. Abi yavru örümcek piyasasına bakıyordum. 33M'den başlıyor. Çok güzel para ediyormuş. Keşke daha fazla düşürebilseydik. Yani güzel paraymış. Evet, pazarı da şöyle full dedim. Göstereyim size de. Fiyatları da şöyle siz yavaşlatırsınız. Ben hızlı hızlı geçiyorum. Piyasadan camdan bakarak kurdum bu arada. Küreyi de 30M'e attım. Gözleri. Örümcek ağlar çok güzel para ediyor. Tanesi neredeyse 800-900K'lardan gidiyor. Onlusu ta 8M'lerden 7M-900K'lardan falan gidiyor. Böyle üstümde olan düşürmüş olduğumuz BK'lar, kılavuzlar, sunziler, buziler var. Yine aynı şekilde pazarımızı kurduk. Haydi bakalım bismillah dedik. Umarım güzel satışlar yaparız. Şimdi vadiye geldim. Vadide başlangıç el kitap falan düşürecektim de acaba dedim ki şuraya birazcık salsak ortalamalı silah falan düşürür müyüz 37 level'da? Bir yani arada kaldım. Bir denemek istiyorum şansımı. Gideyim, olmazsa biraz bırakayım. Şöyle bir yarım saat, bir saat bir test edeyim. Bakayım düşüyorsa bırakalım. Burada biraz olabildiğince şöyle 7-8 saat, belki 10 saat. Şu bölgeyi ben severim. Aha deli. Ulan gel lan buraya deli. Ve ver lan, bir şey diyecektim. Artı 3 kolye verdi. O da düzmüş. Şurada dursun. Yani benim en çok beğendiğim mekan şurası. Şuraya şöyle otoya bırakırsak herhalde 1 saate yarım saate durum anlaşılır. Şöyle otomatik avımızı başlatalım. Şuradan da veynimizi çağıralım. Bir tane de yeşil iksirimize bastık. Güzel. Evet, 55'imize de girdik. O sırada yaklaşık okçum 25-30 dakikadır oto avda. Yani ufak tefek bir şeyler düşüyor. Birazdan göstereceğim size. Şöyle bunun da girmişken günlük görevlerini, hatıra görevini, evet geçti, 12 tane kaldı. Şöyle bir kılıç çevirmemiz başarısız. Bir de öfke okursak o da başarısız. Bir de bir önceki videoda reis bize bayağı bir 60 tane karanlık sandığı vermişti. Ben bunu açmadan videoyu sonlandırmışım. Bu videoda açalım. Şöyle bakalım, bir ince kumaş olur bu arada, severim. Zümrüt küpe çıkacak mı bakalım. Yani zor çıkması, evet biliyorum. Boyuna pot çıkıyor. Kardeşim bu ne lan? Bunlar çıkıyor muymuş bunun içinden? Kolye kaç? Artı kaç? Artı 6 da iş yapar. Olur, severiz. Devam. Şöyle bir zümrütün küpesi, hani yeşil yeşil parlıyor ya reis. Sana zahmet. Bak bunlardan değil, bunun yeşilini vereceksin. 20 ork mu? Satılır bu arada ha. İş yapar yani. Cam çıktı. Kardeşim yeşil küpe istiyorum. Ya mavi veriyorsun ya. Hızlı hızlı açıyorum ya. Hiçbirine bakmayacağım. Aha, envanter doldu. O zaman devam edelim şöyle. Hızlı hızlı açıyorum. Haydi bakalım. Belki bir yeşil yeşil parlatır bizi. Hop, ne düştü lan? Elektromanyetik pala düştü. Arkaya da açtım. Ah be, bileziğini vermiş. Kardeşim bunun küpesini verecektim be. Neyse, sağlık olsun. Şunu şuraya atalım. Şunları bir toplayayım ben. Oy, artı 7 bilezik çıkmış lan. Çok güzel. Başka ne çıkmış? Bakalım şöyle. Şuradaki küpelerin hepsi bu arada efsunlu çıkmış. Hatta şu 20 orklu gördüğünüz gibi. Var mı başka bakalım şöyle. Şunu atabiliriz. Artı 7 çan çıkmış. Bir tane daha çıkmıştı. Zırhlar artı 3. Bir tane artı 7 siyah çelik çıktı. Bunları hep satacağız. Başka neyimiz var? Şunları. La bunları aslında satıcıya satsak daha mantıklı değil mi? Dursun şurada, dur. Zihinsele geçiş yaptık. Gidelim bunun da biyoloğunu verelim. Böyle gördüğünüz gibi bayağı bir hidra sandığı aldım. Hidraları açacağız. Yaklaşık 5 wonluk diyebilirim. Yani maksadım içinden kuşak çıkarmak aslında. Ben nereye gidiyorum ya? Kafa döndü bir dakika. Şu tarafa gidecektim. Bir de BK'larımız var. Bunları da okuyacağız. Ayrıca buradan da OVA, OV. Nasıl okunur ki bu? OV diye mi okunur? OV reise buradan selamlar. Eyvallah, teşekkür ederim. Sabırsızlıkla bekliyorum. Eyvallah reisim. Haydi bakalım, biyoloğun süresi gelmiştir inşallah. Toygiz tabelası, evet. Şimdiye kadar hiç yakmadık. Umarım bunu dediğime pişman olmam. Ağzımı açtığım anda yaktı. 22 taneye kadar, yani yaklaşık 8 tane arka arkaya hiç yakmadan geçirmiştik. Neyse şöyle Tamlığın kitabını okuyalım. Aa, süresi gelmemiş. Tamlığım da bu arada master olacak artık. 18 olmuş. Şöyle bir şiddetli kılavuz, güzel. Bir VK sonra kaç oluyor şöyle görelim. M9 oluyor. Kılıç çemberi başarısız. Güçlü vuruş 6 BK sonra M10 oluyor. Kılıç darbesi de maalesef ki başarısız. Şimdi bir tamlık daha varmış üstümde. Ben şu envanteri bir ayar çekeyim. O zaman haydi bakalım sandıklarımızı açalım yavaş yavaş. Umarım içinden istediğim bir tane kuşak. Hani verirsen de bir tane metale okey derim. Hayır demem. Protein lokması. Reis'e buradan selamlar. Eyvallah, teşekkür ederim. Şöyle devam edelim. Güneş özütü. Evet. Evet, maalesef kutsama kağıdı çıkmaya devam ediyor her zamanki gibi. Şimdi şunu da açalım. Haydi bakalım. Kardeşim o ne lan? Gece ciddi. Reis attı herhalde. Bir anda pat diye önüme düştü. Aha, metal. Metal çıktı lan. Adam bunu atar atmaz çıktı ha. Reis'e buradan selamlar, eyvallah. Siyah siyah çekti demek ki. Vallahi metalimizi aldık. Şu zaten direkt kurtarıyor bütün sandıkları. Bak, istediğim bir tane de kuşak. Depomda yıllardır bekletilmiş bir kuşak var. Geçmiyor. Onu denemek istiyorum. Geçsin artık yani. General çıktı. Kuşak istiyorum kardeşim ya. Bak, metalini verdin, okey, eyvallah, teşekkür ederim. Taş sanatı da okey. Metal çıktı sandım bir an, var ya, bura parladı ya. Hadi kardeşim. Ulan bir kuşak be. Çok mu bir şey istedik be? Geçit bileti olur. Kötü ruh da olur. Aha, ulan yine metal sandım. Ya şu çıkınca var ya metal sanıyorum. Orası parlıyor ya bir anda. Bir kuşak istedim be. La verebilirsin be. Çok zor değil. Hadi. Bak, millet metal istiyor derken. Allah Allah. Kardeşim ben metal istemiyorum. Tamam. Kârımız ettik. Tamam. Verme metal. Kuşak ver ya. Kuşak ulan. Ulan be kuşak be. Ne çıktı? 3 tane general çıkmış bol bol. Başka da bir şey çıkmamış. Yani 2 tane metal aldık. Zaten şu ikisi 9-10 herhalde. 3-4-10 kar ettik ayaküstü. Evet, yaklaşık 1 saat falan oldu. Size şöyle envanteri göstereyim. Hiçbir şekilde ben de bakmadım. Ya buraya bıraktığımdan beri hiçbir şekilde bakmadım. ETP'lerimi de görüyorsunuz zaten. Şöyle sizle birlikte bakalım. Sonra bir bizim Ninja'ya geçiş yapacağız. Ninja'da biraz simya falan deneyeceğiz. Onun da Battle Pass görevi var biliyorsunuz. Yavaş yavaş ilerletiyorum. Şöyle bakıyorum. Herhangi bir şey yok herhalde. Ortalamalı silahlar düşüyor ama çok az düşüyor. Maalesef 5 beceri, 12 ortalama, 26 ortalama. Belki 3-5 bir şey edebilir. 13 ortalama, 4 ortalama. Evet, maalesef düz. O 10 ork satılır. Orklara karşı güçlü düşük level itemler güzel iş yapıyor. 15 en falan eder. Maalesef. Evet, kötü. 7 beceri, düz. Maalesef adam akıllı bir şey alamamışız. En son bu hesapla 1-1,5 saat önce bir pazar kurmuştuk. Gecenin 3'ünde. Satış olmuş mudur bir bakalım. Sanmıyorum ama. Bir tane şuradan bir şey eksilmiş. Bir de buralardan biraz bir şeyler eksilmiş. Buralar ben bir tamamlayayım. 24 emlik satış olmuş. Güzel. Haydi bakalım. Yine geldik simyacı dayımıza. Her zamanki taktiğimizi yapıyoruz. Şuradan panelimizi açıyoruz. Şuradan bir ayarlamasını yapalım. Hop. Heh, güzel açtı. Şöyle sırtımızı simyacıya döndük. Bir de şöyle kamuflajımızı yaptık. Hiç simyacıyla alakamız, işimiz yokmuşçasına. Yaklaşık şöyle 10-11 won aralığında bir yeşim aldım. Umarım güzel şeyler elde ederiz. Haydi bismillah diyelim, başlayalım. Haydi koçum. Oy, çok kötü. Kötü başladık, inşallah kötü gitmez. Bir baştan bir sondan. Of, çok kötü. Bir tane alabildik. Abi çok kötü, biz zarar edeceğiz herhalde ya. Aha, patladık bu sefer. Elimize patlayacak bu sefer. Oy, çok kötü. Çok kötü. Battık. Yani şu 3,5 won, şu da 1,5 won. Yani neredeyse yarı, hatta yarısından bile fazla zarar ettik. 2 tane bile almış olsak şunu üste atacaktım. Bizim yançarla hemen şuradan tekrar bir tane aldım, bastım. Efso'ya attım. Nerede lan bu simyacı? Heh, şuraya saklanmış. Haydi bakalım. Niye tıklayamadım ben buna? Arındırma dedim. Tamam. Abi bu çok önemli. Yanarsa cidden patlarız. 10 won zarar ederiz. Ama eğer geçerse belki de şöyle 5'te 5, 6'da 6 tutturursak hiç belli olmaz. Haydi be kardeşim, lütfen. Yaparsın o güzelliği bize. Arkamı dönüyorum. Abi geçsin lütfen. Bak, büyük zarar ettik. Daha da zarar etmeyelim. Alttaki yazı geçmiştir herhalde. Haydi lütfen. Of, yanmış. Çok kötü gelmiş hem de. Yanmış. Sağlam zarar ettik. Maalesef simyacıya doğru gidiyorum. Neden maalesef? Çünkü bütün paramı şu an simyaya bastım ve battım. Açıkçası. Kayda da bilerek almadım. Bayağı bir battım hatta. Şöyle Yakut'a gireyim dedim ama tam tersi oldu. Sağlık olsun, bir tane efsu çıkartabildim. İlk bastığım geçti, gaza geldim, bir iki tane daha basayım üstü atayım dedim. Yani bütün paramı yedim. 35 wonlardan 40 wonlardan bütün param bu. Artı 2 antika, 1 efso yakut, 2 efso yeşim. Başka da bir şeyim yok. Bu kadar yani. Paranın yarısından çoğu zarar yani. Gitti şu an. Artık son şeylerim. Hani yanar veya geçer bilmiyorum. Yakut geçerse Mitsi'ye sallayacağım. Geçeceğini sanmıyorum. 3 kere 4 kere yaktım. Hani belki bir ihtimal geçerse de iyi olur. Şöyle bismillah diyelim. İlk şunu sallayalım. Haydi koçum. Lütfen. Geçerse Mitsi'ye atarız bak. Acımam. Zaten acınacak duruma düştük. Haydi koçum lütfen. Lütfen. Yeşim de çok yaktım. Efso'ya 3 kere yeşim yaktım. Efso'dayken, Mitsi'ye basarken. Haydi bakalım lütfen. Sanırsam yandı büyük ihtimal ikisi de. Elimiz boş döneceğiz. Başarısız yazısını gördüm. Bu arada Yakut başarılıymış. Yakut'u geçirmişiz ama kim kesti lan bizi? Abi ya batarız ya çıkarız. Ya buraya kadar batmışız zaten. Ya büyük ihtimal bu da yanacak ama. Şunları satsam tanesi 11.5 11 won'dan 22 won yapar. Ya şu da geçseydi bir ihtimal de. Neyse battık zaten. Şunu da basalım iyicene batalım ve gidelim artık. Baktım. Lan oğlum kim öldürüyor? Haydi lütfen. Evet batmışız. Maalesef sağlam battık hem de. Yani elimizdeki paranın yarısından çoğu gitti şu an. 0. 3 won bende var. Yakut kaç won? 11 wonla bunu satsak. 3 won da buna satsak. 15. 20 won bile paramız kalmadı. 40-45 won param vardı. Çöp oldu. Simya pişmanlıktır. O yüzden simyaya girmeyin. Sakın benim gibi yapmayın. Ben bir anlık gaza geldim. Evet hesabımı sürgün girişine getirdim. Bayağı sağlam bir zarar ettikten sonra moralim bozuldu açıkçası. Doğruya doğru. Hatta ben şöyle hesapladım. Yani yaklaşık 30 won zarar etmişim. 30 won. Yani eldiven için para biriktiriyordum zihinselde. Toplam işte bir 50 won civarında param vardı. Bize bir 20 won kaldı geriye. 30 won zararımız var kısacası. İnşallah bu Wayne Robin sayesinde o zararı çıkartırız. İşte simya biraz cidden sıkıntılı. Yani bunu ben birçok kez yaşadım ama işte insan kendini durduramıyor bazen. Eline sahip çıkamıyor. Ya bunu yapmayın. Eğer böyle zarar ediyorsanız üstüne gitmeyin. Yani 10 tane yeşimi vurdum ya orada bir zarar ettim ya orada bırakacaktım. Orada biraz hırs yaptım. Dedim biraz daha deneyeyim biraz daha deneyeyim. Sonra baktım iyicene para eridi. Dedim ki ya batarız ya çıkarız. Gittim bu sefer direkt Yakut'a yöneldim. Ya battık öyle diyeyim. Olsun oyun sonuçta yani kar da edebilirsiniz zarar da edebilirsiniz. Önemli olan keyfini çıkarmak. Ya bir şekilde para kasılır adım adım yavaş yavaş damlaya damlaya kasılır. Her neyse konumuz o değil konumuz hesabı buraya bıraktım. 37 level'da sırlar yüzünde taktım. Burada hem KDP avına çıkacak hem de başlangıç el kitabı kasacak. Gördüğünüz gibi zaten rahat kesiyor 600-700 düz vuruyoruz. Elimizdeki daha 20 level'lık silah 30'luk almadım bile çünkü 30'lu hançer alabilirim. Burada yaklaşık şöyle bir gün bir farma bırakacağım. Başlangıç el kitabı artısızlarım fiyatları güzel. KDP düşerse KDP'ler güzel paralar edebilir. Ortalaması yüksek çıkarsa. Böyle durum vaziyet. Ben burada AFK bırakayım. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Videolar biraz kısa olabilir haliyle. Çünkü devamlı oyun içinde olamıyorum. Gün içinde işimde oluyorum. Eve geliyorum. Ara sıra bakıyorum. Kontrol ediyorum. Biraz kayıt alıyorum. Sonra biraz tekrar dinleniyorum. Tekrar kayıt alıyorum. Böyle parça parça birleştiriyorum. İlginiz ve alakanızdan dolayı teşekkür ederim. Bir önceki videoya yaklaşık 35 kişi abone olmuş. Ondan bir önceki videoda 20 kişi abone olmuştu. Gün gide gide artıyor bu sayı. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu video acaba kaç olacak bilmiyorum ama bir sonraki videoda söylerim onu da. Görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.